Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere 14 soruda noktalama işaretlerinin ikincisini çözmüş olacağım. Hepinize kolay gelsin. Birinci soruyla başlıyoruz. Virgül, aşağıdakilerin hangisinde bu görevde kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Görevimize bakalım. Virgülün görevlerinden biri de cümledeki eş görevli sözcükleri ayırmaktır demiş. Hemen seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde başım alır diyar diyar gezerim cümlesini görüyoruz. Bakın arkadaşlar alır yüklem, gezerim yüklem. Burada nedir? İki tane yüklemi birbirinden bağlamıştır. O yüzden A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine bakalım. Saçar kokusunu menekşe zambak. Arkadaşlar burada da nedir? Menekşe isimdir. Zambak da isimdir. Eş görevli sözcükleri dediğine göre iki ismi bağladığından dolayı arkadaşlar nedir? Doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğer seçeneklere de bakalım. Gözlerim görmüyor duymuyor kulaklarım cümlesinde. Yine görmüyor yüklem, duymuyor yüklem. Burada da iki tane yüklemi birbirine bağladığını görüyoruz. Güneş çocuğun gözlerini kamaştırıyordu cümlesinde ise özne yüklemden uzak düştüğü için virgül kullanılmıştır. Kardeşim beni erken kaldırın dedi cümlesinde ise burada da nedir arkadaşlar bir alıntı cümleyi ifade etme amacıyla virgül kullanılmıştır. İkinci soruya geçiyoruz. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Parçaya bakalım. Yıllardan beri şunu savunuyoruz. Eğitim bizim en önemli meselemizdir. Çocuklarımızın ve ulusumuzun geleceği eğitimin daha iyi olmasıyla mümkündür. Arkadaşlar, diğer seçeneklere bakmaya hiç gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi mümkündür yüklem, mümkündür yüklem. Yüklemden sonra arkadaşlar 3 nokta kullanılmış. Bu yanlış bir kullanımdır. Doğrusu nedir? Nokta olacaktı arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü soru. Bu cümledeki numaralı yerlerden hangilerini ötekilerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir şeklinde bir sorumuz var. Hemen cümlemize bakalım. Bir yazarın podresinde olanak varsa onun yaşam biçimi, yazarlıkla ilgili öğütleri, öz eleştirileri, yargıları da aktarılma, aktarılmalıdır. Şeklinde bir cümle. Arkadaşlar şu ifade olanak varsa ifadesi bakın ara sözdür. Seysa şart eki var. O yüzden virgül atamayız arkadaşlar. Nedir? Buraya iki kısa çizgi gelir. Ara söz olduğu için. Diğerlerine baktığımızda ise onun yaşam biçimi virgül. Yazarlıkla ilgili öğütleri virgül öz eleştirileri virgül şeklinde olmalıydı. Farklı noktalama işaretleri getirmelidir dediği için 1 ve 2 nedir? Doğru cevabımız olacaktı. Yani A seçeneği arkadaşlar sorunun doğru cevabıdır. Dördüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur demiş. Hemen bakalım. A'da onunla 16.30'da buluştuk ve uzun uzun konuştuk. Noktamız doğru arkadaşlar fakat Saatlerde saat ve dakika arasına ne gelir? Nokta gelir arkadaşlar. Dijital saatlerde iki, iki nokta kullanıldığı görülmektedir. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. B seçeneğine bakalım. Adamın yüzündeki ifadeyi görünce gülesim geldi. Yine nokta doğru kullanılmış fakat e, bu tamlama oluşturduğundan dolayı buraya arkadaşlar nedir? Virgül işareti gelmemeliydi. O yüzden B seçeneğini de elemiş olduk. C seçeneğinde Gidelim alıp başımızı bu diyarlardan cümlesinde bakın gidelim demiş istek kipiyle çekimlenmiş. O yüzden 3 nokta değil nokta olmalıydı. C seçeneğini elemiş olduk. D seçeneğine baktığımızda tüh yine kaçırdık son otobüsü cümlesinde virgül ve arkadaşlar ünlem işareti doğru kullanılmış. O yüzden doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir. Biz yine E seçeneğini de bakalım. Niye sattın evini, arabasını, şirketteki hisselerini cümlesinde? Bakın niye sattı? Çekimlenmiş bir fiil. O yüzden arkadaşlar nedir? 3 nokta yanlış kullanılmıştır. Cümlenin sonuna nokta gelmeliydi. Bu yüzden de E seçeneğini elemiş olduk. Beşinci soru. Virgül aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? Demiş. Parçamıza bakalım. İnsanın doymak bilmeyen para kazanma hırsı Koltuk sevdası onu bir tükenişe doğru götürür cümlesine bakıyoruz. Bakın arkadaşlar götürür yüklem ne götürür insanın doymak bilmeyen para kazanma hırsı özne ve koltuk sevdası yine nedir arkadaşlar bu da öznedir. Burada virgülün değerli arkadaşlar özneleri birbirine bağladığı görülmektedir. Seçeneklerde bunu arayacağız. A seçeneğine bakalım Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basması. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun müjdesidir ifadesinde böyle bir kullanım olmadığı görülmektedir. A seçeneğini elemiş olduk. B seçeneğine bakalım. Nene Hatunlar halide onbaşılar olmasaydı olmasaydı yüklem kim Nene Hatunlar özne halide onbaşılar özne. Görmüş olduğunuz gibi burada yine virgül nedir? Özneleri birbirine bağlamak için kullanılmıştır. O yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Diğer seçeneklere de bakalım. Önceleri Kuvayi Milliye'ye karşı çıkan İstanbullu Hoca Efendi Anadolu'nun içler acısı halini görünce doğru yolu buldu cümlesinde virgül bu görevde kullanılmamıştır. O yüzden C seçeneğini delemiş olduk. D seçeneğinde İngiltere'nin başka ülkelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarına karşı doymak bilmeyen açlığı bugün de sürmekte cümlesinde yine virgülün böyle bir kullanımda olmadığı görülmektedir. D seçeneği indirilmiş olduk. E seçeneğinde batının teknolojisini alıp ulusal kültürümüze uygun biçimde kullanmayı becerebildiğimiz gün tam bağımsızlığımıza kavuşmuş olacağız. Cümlesine de yine virgülün böyle bir kullanımda olmadığı görülmektedir. O yüzden E seçeneği indirilmiş olduk. Altıncı soru. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisini 3 nokta konamaz? Şeklinde bir sorumuz var. Hemen parçamıza geçiyoruz. İçimize usulca sokulan bir güneş. Bakın cümle bitmemiş ve büyük harfle de başladığı için 3 nokta gelir arkadaşlar. Zamanın suyla birlikte titreyen dallarda asılı kalması yine kendinden sonraki cümle büyük harfle başlamış ve cümle bitmediği için buraya da 3 nokta gelir. Anlatmak kolay değil buraları ifadesinde ise bakın arkadaşlar kolay değil ek fiilin olumsuzu var burada. O yüzden kolay değil yüklemdir. Yüklem olduğu için 3 numaralı yere ne gelmesi gerekiyor? Nokta gelmesi gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Yine diğer seçeneklere de bakalım. Birinden utanır gibi ağaçların arkasına gizlenen evler. Bakın arkadaşlar cümle devam ediyor. O yüzden buraya da 3 nokta gelir. Etrafta birkaç küçük tarla yine aynı şekilde cümle devam ettiği için buraya da 3 nokta gelir arkadaşlar. Yedinci soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede kullanılabilecek noktalama işaretlerinden biri değildir demiş. Cümlemize bakalım. İnsan sevgisini, sevincini büyüterek, üzüntülerini kısaltarak anlatmalı der Montaigne ifadesinde. Der dediğine göre çekimli bir fiil. O yüzden cümlenin sonunda nokta gelir. A seçeneğini elemiş oluruz. Montaigne'in sözü yer aldığı için arkadaşlar tırnak içinde göstermelidir. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş olduk. Yine İnsan sevgisini, sevincini derken arkadaşlar araya sevgisini ve sevincini derken araya virgül gelir. B seçeneğinde elemiş olduk. Büyüterek ve üzüntülerini ifadesinde araya noktalı virgül gelmeliydi. O yüzden D seçeneğinde elemiş olduk. Doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir. İki nokta burada kullanılamaz arkadaşlar. Sekizinci soruya geçiyoruz. Bu parçadaki ayrançlara Aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir şeklinde bir sorumuz var. Bakalım. Sığırcıkları, ışıltılı siyah tüyleri, beyaz benekleri sıralama yaptığı için ben buraya ne getiririm? Virgül gelir. Beyaz benekleri derken yine e, buraya da virgül gelir. Kırmızı gagaları olan el kadar kuşları bilir misiniz? cümlesinde soru bildirdiği için arkadaşlar bunun sonuna soru işareti gelir. Burada da Yine sığırcıklarla ilgili bilgiler yer aldığı için bir açıklama olduğundan dolayı buraya da noktalı virgül gelir. Dolayısıyla noktalı virgül, virgül, virgül ve ünlem işareti şeklinde bir sıralamamız olacak. Hemen seçeneklere bakıyoruz. A'da yok, B'de yok, C'de yok, E'de yok. Değerli arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Dokuzuncu soru, bu parçada boş ayraçlarla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir şeklinde bir sorumuz var. Hemen parçamıza bakalım. Muallim Naci, bivadebiyatın azım şekillerini kullanarak yazmıştır. Görmüş olduğunuz gibi yüklem, o yüzden buraya nokta gelir. Bu nedenle de kulak için kafi anlayışında ısrar etmiştir. Yine arkadaşlar nedir? Cümle bittiği için buraya nokta gelir. Kulak içinde kafiyeyi vurgulamak istemiş büyük bir ihtimalle. O yüzden arkadaşlar tırnak içinde alınması gerekiyordu. Muallim naci de yükleme uzak düşmüş, vurgulanmak isteniyor yine. O yüzden buraya da virgül işareti gelmelidir. Hemen seçeneklerimize bakalım. Virgül, nokta, tırnak işareti ve nokta şeklinde sıralama hangi seçeneklerde var? A seçeneğine bakıyoruz. Böyle bir sıralama söz konusu değil. B seçeneğine bakıyoruz. Yine böyle bir sıralama söz konusu değil. C seçeneğine baktığımızda ise doğru cevabı görmüş oluyoruz arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacaktı. 10. soru. Bu parçadaki numaralı yerlere getirilebilecek noktalama işaretleri ikişerle eşleştirilirse hangisi dışta kalır demiş. Parçamıza bakalım arkadaşlar. Çok duydum bu soruyu. Neden doktorluğu bırakıp da aşçılığa başlamadınız? Soru işareti hemen getiriyorum buraya. Hep aynı cevabı veriyorum bu soruya. Böyle daha mutluyum da onun için. Size de aynı cevabı vereceğim. Arkadaşlar bir kere vereceğim demiş. Hemen 5'e nokta getiririm. Mutluyum demiş. Yine yüklem var. O yüzden 4'e de nokta gelir. Çok duydum bu soruyu derken açıklama yapıyor. Açıklama cümle şeklinde görmüş olduğunuz gibi büyük harfle başlamış. O yüzden 1 numaralı yere 2 nokta gelir arkadaşlar. 3 numaralı yere ise hep aynı cevabı veriyorum bu soruya derken Vermiş olduğu cevap var. Cümle şeklinde görmüş olduğunuz gibi yine. Ve büyük harfle başlamış. O yüzden de 3'e de ne gelir arkadaşlar? 2 nokta gelmeliydi. İkişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır dediğinden dolayı arkadaşlar doğru cevabımız 2 numaralı seçenek olacaktı. Yani B seçeneği doğru cevabımızdır. Çünkü 1 ve 3'ü eşleştiririm. 4 ile de 5'i e eşleştirdiğimizde doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir arkadaşlar. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerde hangisi noktalama yönünden doğrudur demiş. A'da yan yana gelince kavga ediyorlar cümlesini görüyoruz. Yan yana ikilemedir arkadaşlar. O yüzden virgül kullanılmaz. A seçeneğini elemiş olduk. Ali, Hakan ve Kenan'ı tanımıyormuş cümlesinde ise bütün noktalama işaretleri doğru kullanılmıştır. O yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Biz yine diğer seçeneklere de bakalım her zamanki gibi. İyi kötü geçinip gidiyoruz işte derken iyi kötü ikilemedir. Arkadaşlar arasında herhangi bir noktalı işareti gelmez. D seçeneğine bakalım. Bilmedi benim kıymetimi hiç ifadesinde de. Bakın bilmedi yüklemdir. O yüzden cümlenin sonuna 3 nokta değil nokta konulmalıydı. Bu yüzden D seçeneğini elemiş olduk. E seçeneğinde dışarı çıkıp biraz hava alacağım cümlesinde de arkadaşlar ıp ip zarf fiilden sonra noktalı virgül gelmez. O yüzden E seçeneğinde elemiş olduk. 12. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir şeklinde bir sorumuz var. Hemen bakıyoruz. Pürüzler, umutsuzluklar, çıkmazlar ve bunalımlar. Bunlarla çıktım yazarlık yoluna. Daha sonra da acıları, sevinçleri yansıtmaya çalıştım cümlesinde. Bakın pürüzler, virgül, umutsuzluklar, virgül. Ve cümle bitmediği için de buraya 3 nokta gelir arkadaşlar. Çıktım demiş. Yüklem var. O yüzden cümlenin sonuna nokta gelir. Daha sonra da acıları virgül sevinçleri yansıtmaya çalıştım. Yani virgül virgül 3 nokta nokta virgül şeklinde olmalıydı. A seçeneğine bakıyoruz böyle bir kullanım yok. B seçeneğine baktığımızda yine böyle bir kullanım yok. C seçeneğinde böyle bir kullanım yok. D seçeneğinde elemiş olduk. Yine böyle bir kullanım yok. Doğru cevabımız e seçeneğidir arkadaşlar. 13. soru. Bu parçadaki ayraçlara aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirmelidir şeklinde bir sorumuz var. Hemen bakalım. Öteden beri söylenen bir edebiyatçı palavrası mıdır? Her metin kendini yazdırır. Ben de bir süre palavraya inandım ya cümlesini görüyoruz. Bakın burada bir ünlem ifadesi olması gerekiyordu arkadaşlar. Cümlenin sonunda hemen o palavrayı açıklamak istemiş cümle şeklinde büyük harfle başlamış. Buraya iki nokta gelmeliydi. Burada da nedir arkadaşlar? Cümle bittiği için nokta gelmelidir. Dolayısıyla da doğru cevabımız A seçeneği değildir. B seçeneği değildir. D'yi delemiş olduk. E'yi delemiş olduk. Doğru cevabımız C seçeneğidir. İki nokta, nokta ve ünlem işareti olmalıydı arkadaşlar. 14. soru. Bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangisini ötekilerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir demiş. Farklı olanı soruyor arkadaşlar bize. Hemen parçaya bakıyoruz. Sevgimi, özlemimi derken bakın sıralama yapmış, virgül gelir. Acımı diyor, tekrar sıralama yapmış, isyanımı yine virgül arkadaşlar. Durulmuş, incelmiş olarak türkülerde buluyorum. Yine burada sıralama yaptığı için virgül bu sıralamayı birbirinden ayırmak için arkadaşlar 4 numaralı yere noktalı virgül gelir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalıydı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.